Şimdi karşımda kim var? Caner'in annesi Melek Hanım. Kaçın. Melek Hanım. Efendim Seda Hanım, günaydın. Nasılsın hayatım? Bak gördüğün gibi harikayım, çok iyiyim. Aa, ne oldu ki? Kabul ettiniz mi sonunda ailece? Yoo, hiçbir şey kabul etmedik. Değişen bir şey yok. Sadece kendi kendine gelin güvey olanlara bakıyorum orada. Öyle saçma sapan oturuyor. Nasıl ki, kendi kendine? Aa, evet. Nasıl güzeller. Bir de nasıl giyinmiş bugün? Tüh, senin geleceğini tahmin etti herhalde. Anastasya kalk annem. Şöyle öne doğru bir yürü. Aynen, bak, bak, göster bak. Kendini. Bak, makyaj ajansları sana yazacak. Bakın bakın bize. Yürü kız şöyle öne doğru. Aynen, yürü. Çok güzel, yürü. Çok. Gürsel çek bunu boydan boya. Bak kız nasıl giyinmiş bak. Evet, kapanmış, hayret. Siz ne güzel bak. Melek Hanım. Bak gelinine, bak gelinine. Senin için işte, senin için giyindi böyle bak. Aa, canım. Ne güzel işte bak, sevap işliyorum böyle gide gide. Kendini toplaya toplaya bir gün diyecek ki Allah razı olsun, bir sevgilimin vardı. Annesi vardı, bana bunları söylemişti. Bak haklıymış, iyi yapmışım. Şimdi annesi demişken Anastasya'nın annesinden sesli mesaj var. Melek Hanım. Ay ne güzel, başka bir şey yapmıyor annesi. Ne yapsın kadın Rusya'dan ayol? Gelemiyor, fakir. Ben alacağım ona bilet, gelsin. Tövbe. Göreceğiz, dün anlattı. Fakirler mi değiller mi? Bir dinleyelim bakalım mesajı. Здравствуйте. Мелек, да кто вам дал право? Merhaba Melek. Arkamdan ailemi ve kızımı yargılama hakkını sana kim verdi? Sen kaba bir kadınsın. Kapıyı çocukların burnuna kapatmak nasıl bir yürek ister? Змея в обличии женщины. Oğlunuza biz hiç böyle davranmamıştık. Senin bir kalbin değil, bir taşın var. Annelik açısından kadınsı hiçbir yanınız yok. Yalnızca nefret ve kıskançlık var. Çünkü Caner ve Anastasya tanıştılar ve kendi ailelerini kurmak ve yuvalarında mutlu olmak istiyorlar. Bizi tartışmaya gerek yok. Her şeyimiz var. Kocamdan bir evimiz ve arabalarımız var. Ve çocuklarımın yüksek öğrenimi var ve de başarılı bir kadınım. Melek, gel beni ziyarete. Ne olursa olsun seni değerli bir misafir olarak selamlayacağım. Biz bunu böyle yaparız. Belki bundan sonra zehrini salmayı bırakırsın. Может после этого прекратите выпускать свой яд. Dünürünün söyledikleri bunlar Melek Hanımcığım. Dil söyler, kemiği yok. Anne niye böyle yapıyorsun bak, yeter. Oğlum. Oradan beni kışkırtmaya çalışma bak. Ne olursa olsun ben bu kızı seviyorum. Ben bu kızla evleneceğim. Ben seni kışkırtmıyorum hani ki, yok, yanındakini istemiyorum. Bir zamanlar hani bir şey nişanlım vardı da falan filan, bu muhabbetler olmayacak. Ben onun kocası olacağım. Sılam gelecek, seni göreceğim. O zaman i̇şte herkes Melek karar Hanım. Verecek. Hala Sıla değil. Melek Hanım, siz annemin hakkında arkanda çok iyi konuşuyorsunuz değil mi? Çok sen kötü... de annesinin için çok kötü i̇şte, konuşuyorsun. Ama benim annem, siz ne kadar konuşurken benim annem hala size ne diyor? Ben sizi Rusya'ya gel, ben sizi özel bir misafir olarak alırım diyor. Hala bunu diyor. Niye? Çünkü o sizin gibi değil. O terbiyeli, çok sabırlı bir kadın. O burada, siz buradasınız. Siz sadece, sizde içinde ne var? Kötü var. Sadece bunu görüyorsunuz, sadece bunu duyuyorsunuz. Tamam, annen çok iyi. Annene git, ben kötüyüm, gelme bize. Siz annemle gelme, tanışmak istemiyorum. O kadar sizin gitsiniz, o zaman Rusya'ya gidebilirsiniz. Annem de çağırıyor. Annem i̇stemiyorum çağırıyor. Anneni de görmek, Rusya'ya da gitmek istemiyorum. Seni de istemiyorum. O zaman ben yabancı gelin istemiyorum. Niye ama annem gelmiyor ben buraya. Yabancı gelin istemiyorum. Anastasya anlıyor ki. Anne. Bak yapma böyle. İstemiyorum. Zıtlaşarak bir yere varamıyorum. Şimdi oğlum dönüp böyle geleceksin eve, bu kadar. Gelmedin yalnız konuşmaya, kaybettin, gel konuş dedim. Kaç kere de şey yaptım. Ya niye yalnız yine anne? Onu alıp geldin, getirme. Nişanlımla getirme. Geliyorum, nasıl yalnız gel ya? Ben şu sen an nereye gitsem onunla beraber gidiyorum. Niye adam nikahlı karısını bırakıp geliyor? Anasına babasına gidiyor. Ya ne biz, alaka? Biz mutlu yaşamak sadece istiyoruz. Ne alaka? Biz başladık mutlu yaşamak. Yapışmış, başladık korkuyor, tamam kaçacağım. Siz çağırıyorsunuz. Ne için çağırıyorsunuz acaba? Bize ayrılamaya için.
Bunu evet mi? Seni ayırmak istiyorum. Seni istemiyorum bak. Açık sözlüyüm. Net konuşuyorum. Seni istemiyorum. Artık siz beni de seveceksiniz. Sevmeyeceğim. Artık ben ya bu elimden kahve yapıp siz bol bol içersiniz. Ama seveceksiniz beni. Sen gideceksin, ben soğuk su içeceğim. Allah Allah. Olur mu? Dün sana Anastasya dedi ki en güzel gelinliği de alacaksın. Tabii canım. Evet, en güzelini yapacaksın. Doğru. Ben senin gelinin olacağım. Bitti dedi, yüzüğü taktım dedi. Göster yüzüğünü Anastasya. Al işte tamam. Bakalım. Yok o zaman çok mutlusuz olacak. Psikoloji yeni bozulacak ya. Şimdi şöyle bir şey var Seda Hanım. Çok güzel hayalleri var. Tabii bir genç kız olarak bu güzel hayalleri kurmak en doğal hakkı. Herkes ister prensesler gibi, rüya gibi düğünü olsun. Yuvası olsun, eşyası olsun, her şeyi olsun, her şeyi çok güzel olsun. O da haklı olarak istiyor. Caner de hayaller kuruyor, düğünümüz olacak. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. O da delikanlı olarak doğal. Onlar ikisi hayal kursunlar. Ben bu hayalleri sılayla gerçekleştireceğim, bu. Ya takmış kafasına bir sıla. Anne ben bu kızla evleneceğim. Başkasını istemiyorum. Sen niye beni anlamak istemiyorsun göreceksin, ya? Göreceksin, göreceğiz Seda Hanım. Size göreceğiz diyorsan benim bir bildiğim vardır. Ben gereksiz Melek boş Hanım, konuşmam. Melek Hanım, Dünür'ün, Anastasya'nın annesi, Dünür'ün seni kabalıkla suçladı. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Çünkü kapına kadar gelmiş, onu evet, içeri almaman büyük bir kabalık dedi. Evet. Sen göğsünde kalp değil, taş evet, taşıyorsun dedi. Evet. Benim kalbimde kalp var. Benim her şeyim normal yerinde. Onun kızını istemiyorum, yabancı gelin istemiyorum. İstemiyorum, onlara karşı taş duvarım ben. Bitti. Siz sadece bana doğru karşı değilsiniz. Kadın. Siz örte adetli her zaman konuşuyorsunuz. Ama sonuçta ne yaptınız? Kapı kapattınız. Evet. Benim adetimde de var, istenmeyen işte, otu biçerler, o istenmeyen... Sadece bana saygısız göstermiyorsunuz. Ben dün de söyledim burada, hangi örf adette kapıya gelen misafiri geri çevirmek, aynen, kovmak var ya? Ama ben gel sen demedim ki. Sen bunu yaptın annem, kurban olayım niye? Ben çağırırsam, gelirse, örtersem ayıp. Ya ben beni, ona gelme beni çağırman dedim. Bak, ha beni çağırmışsın ha nişanlımı, değişen bir hayır, şey hayır, hayır, çok değişen bir şey var. Ben evladımı çağırdım, onu ben doğurmadım, bana ne ondan? Seni Dünür'ün nefret ve kıskançlıkla suçluyor. Sen kıskanıyor çünkü musun? Çünkü kişi kendinden bilir işi. O kendisi öyle olduğu için beni de kendi gibi zannediyor. Yazık, üzüldüm adına. Ya sizi yazık. Yazık, üzüldüm. Sen kalbi kötü ya. Kötü ne görüyor. Alaka? Senin annen nasıl konuşuyorsa o da konuşuyor. Siz annemle böyle konuşuyorken yüz yüze konuşabilir misiniz böyle? Evet, konuşabilirim. Ama benim annem görünce korkukta kaçarsınız siz. Ya ya, benim korkudan annem var ya. Benim annem asker gibi. Onun için de... O zaman susup oturabilirsiniz orada.